Merhaba, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Şu anda dünyayı sarsan bir salgın. Bu salgınlarla insanlık tarihi hep karşılaşmış. Yani düşünebiliyor musunuz? Binlerce yıl boyunca insanoğlu tarihinde birbirinden farklı mikroplarla, virüslerle, bakterilerle boğuşmuş. Tabii insanlık tarihinde iz bırakmışlar var. Örneğin bu Doğu Roma'nın meşhur Justinian döneminde bir veba salgını milyonlarca insanı götürmüş. Ardından 13. yüzyılda Avrupa'da yine 25 ile 50 milyon arasındaki insan yine vebadan gitmiş. Teknoloji gelişmeden önce, o sanayi devriminden önce kolera salgınları, cüzzam, frengi bunlar korkunç. Biz de payımızı almışız. Örneğin Kırım Savaşı'nın hemen ardından İstanbul'da korkunç bir veba salgını yaşanıyor. O yüzden bazı hastaneler kuruluyor. Şimdi o salgınlar bugün korona ama geçmişte birbirinden farklı. Benim yaşadığım coğrafyada, Siirt'te, benim doğduğum dönemlerde birbirinden farklı salgınlar vardı. Öncelikle çok ciddi bir sıtma vardı o bölgede. Verem vardı. Bir hastalık, bir mikrop ama yine salgındı. Ardından o şark çıbanı dediğimiz bir sinekten bulaşan ve insanın özellikle yüzünde çok derin izler bırakan salgınlar vardı. İnsanlık tarihi özellikle son dönemlerde bu salgınlarla boğuşunca ortak tavırlar geliştirdi ve Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı. Şu anda gündemde olan korona salgını. Çıktığı yer Wuhan kenti, müthiş bir sanayi, bir endüstri kenti. Bu kent dünyadaki en önemli yatırımcıların da alanı. Yani Microsoft'un bile, düşünebiliyor musunuz, üretim merkezlerinden biri. Şu anda sarsılıyor o bölge. SARS da değil, çünkü SARS da bundan yıllar önce Çin'de çıkmıştı. Binlerce insanın hayatına mal oldu. Ama şu anda koronayla. Bize bulaştı mı? İnşallah bulaşmaz. Peki bu salgınlar nasıl oluyor? Ben yıllar önce AIDS'e ilişkin bir çalışma yapmıştım. AIDS de malum çıktığı bölge Orta Afrika. Neden bulaştığı sanılıyor? Kimilerine göre bir maymundan diyorlardı. Ama yüzyılın başlarında da AIDS'e ilişkin bazı bulgular var. O tarafı bilim adamlarını ilgilendiriyor ama AIDS yayıldı. 60'larda görülmüş. Ben 90'larda AIDS'in en çok görüldüğü ülkelerden Tayland'a gitmiştim. AIDS üzerine bir dosya yapmıştım. AIDS başta Tayland olmak üzere dünyanın değişik ülkelerinde milyonlarca kurbanı bırakırken geride de bir o kadar çocuk bırakıyor. Virüs anneden bebeğe kolayca geçtiği için AIDS hastası kadınların bebekleri doğar doğmaz bu hastalıkla boğuşmaya başlıyorlar. Bu işin Avrupa'da nasıl tedavi edilmeye başlandığını gözlemiştik Hollanda'da. Hollanda'da yaşayan Portekizli Paolo, ülkedeki 10 bine yakın AIDS hastasından sadece biri. Bir gün sadece meraktan arkadaşlarıyla birlikte test yaptırmaya gitmiş ve kendisiyle beraber diğer 5 kişinin de test sonuçları HIV pozitif çıkmış. Bu gerçeği öğrendiği gün hayatı baştan sona değişmiş. Önce psikolojik sorunlar yaşamaya başlamış, çok geçmeden bunlara fizyolojik problemler de eklenmiş. Ama o, gelişmiş bir ülkede yaşadığı için çok şanslı. Çünkü bakımı ile ilgili her türlü hizmet devlet tarafından ücretsiz olarak yapılıyor. What's AIDS and what's HIV positive? Having HIV positive? AIDS is a condition in which the body has gotten the HIV virus in one way or another, and slowly in during a number of years, the HIV virus starts to break down the immune system of the body. When you've got the virus, within about 3 or 5 years, you start getting physical problems, diseases, which will eventually lead to your death. How can you catch this virus? It is not easy to catch the HIV virus. It is a virus which is not spread very easily. There are actually only very few ways in which you can do that. You can catch the HIV virus when the blood of the person becomes in contact with the virus. The ways in which it mostly happens is when infected sperm enters the blood of the blood vessels of a person. Or when, for example, people who use HIV, who use intravenous drugs, if they use needles which are contaminated with the virus, then you can get it. During childbirth,
If the mother has HIV, then a child can, during childbirth, contract the virus during the birth. But other from that, it is not a virus which you can contract. People have some ideas like, you know, when you are with the AIDS patient, you can get this virus from his. It's not true, is it? You do not get it from tears, you do not get it from saliva, you do not get it from touching, you do not get it from toilet seats, you do not get it from cups or from forks and spoons, you do not get it from kissing. You can't get it from mosquito bites either. So it is actually compared to other diseases quite a safe disease. Afrika'da yayıldığı bölgeye gitmiştim. Afrika, AIDS'in en yoğun olarak görüldüğü kıta. Bazı Afrika ülkelerinde nüfusun yarısından çoğu bu virüsü taşıyor ve her yıl binlerce kişi AIDS yüzünden hayatını kaybediyor. Çoğu kişi burada virüs taşıdığını bilmeden yaşıyor. Bu yüzden de hastalığı kolayca başkalarına bulaştırabiliyor. Öldüğünde bile ölüm nedeninin HIV olduğu anlaşılamıyor. AIDS korkunç bir şey. Hatta Tayland'da yapmış olduğumuz çalışma sırasında AIDS'ten o ölmek üzere olan insanların külleriyle inşa edilen bir manastıra ölümü bekleyen insanların arasına girip röportaj yapmıştım. 2, 3, 4, 5 a day. 5 days. Maybe 8, 9, 10. It changed. Yes, changed very fast. Yesterday we talked with some ladies. She had an orphan. She has orphan. Mm-hmm. She take care of the baby. Mm-hmm. With HIV positive. Mm. She say it's around of 6 million. It's true, you think? Maybe possible, but I'm sure that at least 2 million now. Arkadaşım Gökhan Acun kayıt sırasında o AIDS'lerden birinin son öksürüğündeki salyayla birdenbire tanıştı. Günlerce bizi panikletmişti bu olay. Çünkü AIDS'in bir salyayla bulaşması Gökhan'ın başına bir şey getirir mi endişesi aldı götürdü ama kan yoluyla ve virüsün direkt olarak insan vücudundaki sıcaklığa uyumuyla bulaşması rahatlattı. Çünkü o havadaki sıçrama bile AIDS virüsünü öldürüyormuş, havayla temas bile. Ama bazı hastalıklar öyle değil. Örneğin Ebola. AIDS için gittiğimiz Orta Afrika'da Ebola salgını vardı. Binlerce insan kan kusuyorlardı, kan kaybediyorlardı ve ölüyorlardı. Yani vücutlarının içini parçalayan bir virüstü bu. Filmleri konu oldu ama fazla yayılmadı. Niye? Çünkü ulaşım o bölgelerde ancak ya yürüyerek ya da arada bir geçen otobüslerle yapılıyordu. Ama şimdi öyle değil. Uçaklarla seyahat ediyoruz. Birkaç saat sonra birkaç bin kilometre ötedeki bir coğrafyaya gidiyoruz. Çok hızlı yayılıyor. O yüzden havaalanlarına ciddi kontroller var. Şu anda yüzlerle belirtiliyor insan ölümü ama artabilir, çok hızlı artabilir. Çıktığı yer dediğim gibi bir sanayi kenti. O sanayi kenti bugün dünyanın en tanınmış bölgesi. Dünya nüfusunun en kalabalığını barındıran Çin Halk Cumhuriyeti. Tıpkı SARS'ta olduğu gibi bu işin başlangıcı ama nereye ulaşacağı belli değil. Aman dikkat diyorum. Koronada zatürreye benzer bir takım ateş, yüksek ateş, aksırma, boğaz ağrısı gibi belirtileri vardır. Bir akciğer hastası olarak söyleyeyim bunu. Broşektazi olduğum için çok sık zatürreye tutuluyorum. Kendime daha fazla dikkat etmem gerekiyor bu dönemlerde. Aşılar da önemli. Örneğin ben yılda 2 aşıyı mutlaka yapıyorum. Birincisi gittiğim bölgelere ilişkin bir tropikal hastalık aşısıdır. İkincisi grip aşısı. Bir de 5 yılda bir yaptığım zatürre aşısı. 10 yılda bir yaptığım sarı humma. Çocukken bana yapılan bazı aşılar beni bugün koruyor. Nedense son dönemlerde bizde bir aşı alerjisi başladı. Ben aşı yaptırmam çünkü arkasındaki şirketler. Onlar bizi ilgilendirmiyor. Ama unutmayalım çocuk felci ve benzeri bazı hastalıklar aşılar yüzünden bitmiş vaziyette. Kızamık, kaba kulak gibi hastalıklar bulaşmıyorsa geçmişte yapılan çocukluk dönemindeki aşılardan kaynaklanıyor. O yüzden çocuklarımıza doktorların tavsiye ettiği aşıları mutlaka zamanında yaptıralım. Biz yetişkinler de aşıya dikkat edelim. Konumuz koronaydı. Salgınlardan bahsettik. Tıbbi önlemlere dikkat, sağlık kurallarına dikkat. Ama öncelikli olarak hayatımızın olmazsa olması sularımıza dikkat. Çünkü geçmişte bütün bu büyük salgınların nedeni insanların kullandığı sulardı. Bugünkü videomuz bu kadar. Bir başka programda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalınız.